Merak etme, ben Başar. Blizzard bir sürü yıllar boyunca yapılmış nerfleri geri alıyordu biliyorsunuz. Şimdi son bir dalgayı daha anons etti. Bunu aslında anons edileli biraz oldu ama işte biraz biriksin diye ben bekledim. Birkaç konuyu ele alacağız burada. Dragon Queen Alexstrasza'nın elimize verdiği dragonlar tekrar sıfır olacak ama kendisini veremeyecek. Yani ilk nerfine dönmüş olduk. Yani Dragon Queen Alexstrasza'nın sıfır mana Dragon Queen Alexstrasza bulamayacağız. Ama elimize verdiği dragonlar en azından sıfır mana olacak. Arkaiz Elizena tekrar 8 manaya dönüyor. Bombear tekrar 7 manaya dönüyor. Burada belki Wild'daki bir Odd destelere gidebilir. Biliyorsun bunların hepsi Wild'a geçiyor. Albatros tekrar 3 manaya dönüyor. Frenzied Ferryling tekrar 4 manaya 3'e 3'e dönüyor. Serenite Chengeng tekrar kopyasını koymaya başlıyor. Eskiden hatırlarsınız yani hand buff'la iyi çalışıyordu bu. Artı bir artı verip Serenite Chengeng önce 4 mana 2 tane 3'e 4 kontrol koyardınız. Sonra onu zayıflattılar işte böyle güçlü olur diye. Chengeng'i de geri almışlar. Arcane Golem'e tekrar charge'ını geri vermişler. Ve 2 health kaybettirmişler. Knife Juggler'a bir atak vermişler tekrar. Leprunom'a tekrar bir atak vermişler. Ve bu arkadaşlar Toxic Reinforcements'a da bayağı iyi olacak. Bu Hunter Side Quest var ya, bir mana açıyorsunuz. 3 kere Leprunom önce 3 Leprunom koyuyor. Artık koyduğu 3 Leprunom tabii 2'ye 1 olacak kendileri. Öyle bir olay var ama Toxic Reinforcements da sanıyorum Wild'a geçiyor. Bilmiyorum ne kadar güçlü olur. Ve Undertaker'da tekrar artı 1 artı 1 alacak Deathrattle oynayınca. Bakalım bunlar şey meta game'ine neydi adı? Wild meta game'ini ne kadar etkileyebilecek? Albatros tabii bir şeyler yapabilir arkadaşlar. Albatros tehlikeli. Çünkü Albatros Razakus'u çok fena counterlayabiliyorsunuz. Bizim favori destemiz. Çünkü hani öldüğü an Albatros olan birisinin çekilmesi lazım. Hem Lord Keeper Polkelt'i bozuyor. Eğer aktifse Lord Keeper Polkelt kullanırsa destinin sırasını değiştirdiği için bozuyor. Hem de Raza'nın, efendim, Kazakus'un, Zephyrus'un, Rino'nun çalışmasına engel oluyor. Bakalım. Bunlar böyle. Şimdi arkadaşlar enteresan bir şey var. Normal Dust olayı bense olmayacak demiştim ama özel bir durumdan dolayı bir Dust olayı mümkün. Şöyle olacak. Şimdi arkadaşlar bu eski Dragon Legend'ları biraz zayıf diye yenilerini getiriyorlar biliyorsunuz. Eskileri de Legacy ile birlikte Wild'a geçecek. Fakat arkadaşlar yeni Ysera eski Ysera'ya benzediği için şimdi şöyle yapıyor. Eski Ysera biliyorsunuz her tur elimize bir tane Dream kartı veriyor. Yeni Ysera ise oyuna gelir gelmez elimize birer birer Dream kartı veriyor. Hepsinden birer tane. Yani düşünün Ysera'nın 5 turda yapacağı işi, tabi Ysera her seferinde aynısını verebiliyor da eski düz Ysera. The Dreamer olan anında hepsinden birer tane veriyor. Ve bir de şöyle bir farkı var. Yani Ysera'da yine iyi ki için bile turunu beklemek zorundaydınız. Bu anında 5 tane veriyor. Fakat arkadaşlar da birkaç tanesi çok güçlüydü onların. Anında ele almak için. Sıfır mana çünkü sap vardı. Onu değiştirmişler. İşte, o Dream kartlarına bir değişiklik oluyor. Şöyle 4 mana 7 6 olanlar ellememişler. 3 mana 3'e 5 hedeflenemez olan 2 manaya bufflanmış. Fakat diğer 3 kartta nerf var arkadaşlar. Dream 0 mana ele veriyordu. 1 mana ele vermeye başlayacak. Nightmare artı 5 artı 5 veriyordu. Artı 4 artı 4 indirilmiş. Ve Ysera Awakens'da 2 manadan 3 manaya çıkartılmış. Bütün masaya 5 vuran Ysera hariç. Dolayısıyla burada eski kartın potansiyeli düşürüldüğü için tabi aslında çok daha iyi bir kart ama yine de sonuçta kartın potansiyeli düşüyor. 0 mana değil 1 mana Dream veriyor elinize artık. Dolayısıyla arkadaşlar eski Ysera'dan bu Ysera'dan Dust iadesi olacak. Bu şu anlama geliyor. Eğer koleksiyonunuzda Ysera varsa gelecek hafta bu Forged in the Barrens'ın patch'i geldiğinde size 1600 dust iade edilecek. Sonra isterseniz Ysera'yı kırabilirsiniz. Eğer Golden Ysera'nız varsa da 3200 dust iade edilecek size. Craft cost'u direkt iade edilecek. Dolayısıyla artık buradan ne yapmak isterseniz. Eğer düz Ysera'nız varsa 1600 dostunuzu alın, kırın gidin mesela. Golden yaparsınız. 3200 harcayacaksınız. 3200 geri gelecek. 1600'e kırabiliyorsunuz. Yani edilen dust şöyle yani. Eğer normal varsa ellemeyin.
Hiç yoksa Golden yapıp Dust kâr edebilirsiniz. Niye? Çünkü Golden yaptınız. Size hafta 3200 Dust iade edildi. Kırdınız 1600 Dust aldınız. 1600 Dust kâr. Ama eğer elinizde normal varsa zaten size 1600 Dust iade edileceği için 1600 Dust zaten direkt kâr ediyorsunuz. Golden yapmanın manası yok. Eğer normal elinizde varsa. Bu eğer arkadaşlar böyle var olan kartlara müdahale etmezlerse edineceğimiz son Dust kârı. Böyle yani Blizzard'ın bize Dust vereceği son hamle. Yani aslında hiç olmayacaktı ama dediğim gibi bu yeni İsera'yı eski İsera'nın üzerine yaptıkları için böyle bir durum oluşmuş. Buradan böyle bir Dust alma durumu söz konusu. Bir de arkadaşlar şey yapmışlardı. Bu charge'lı yaratıkları oyundan kaldıracaklardı. Ucuz charge'lı 1 mana 1 1 ve 2 mana 2'ye 1 charge'ları. Biliyorsunuz bir Stone Tusk Boar var 1 mana 1'e 1 charge. Bir de 2 mana 2'ye 1 Blue Gill Warrior var charge. Şimdi bu Blue Gill Warrior arkadaşlar çok popüler olmasa da Wild'da işte böyle Tip the Scales, Anything Can Happen falan gibi bazı kombolarla açıp bam diye kafaya vurup öldürme hareketleri vardı. Onlar gidecekti. Onu söyledikten sonra insanlar çok tepki verdi buna. Ondan sonra adamlar şöyle hoş bir hareket yapmışlar. Core set'e Boar 1 mana 2'ye 1 Rush, Blue Gill Warrior'ı da 2 mana 3'e 1 Rush'a dönüştürecekti. Demişler ki biz Stone Tusk Boar ve Blue Gill Warrior'ı oldukları gibi Legacy alacağız. O anons ettiğimiz şekilde birer tane yeni kartı da Core set'e koyacağız. Yani 1 mana 2'ye 1 Rush'lı bir yaratık olacak. Bir de 2 mana 3'e 1 Rush'lı bir yaratık olacak Core set'te. Stone Tusk Boar ve Blue Gill Warrior oldukları gibi Wild'da Legacy'de kalacaklar. Biliyorsunuz Core set'e alınmayan klasik ve basic kartları Legacy diye ayrı bir site girecek. Veya Hall of Fame kartları. Şöyle tam olarak söyleyeyim. Şimdi Hall of Fame içerisinde biraz Witchwood kart da var. O Witchwood'a dönecek onlar. Hall of Fame'in içerisindeki basic ve klasik kartları ve Core set'e seçilmemiş olan basic ve klasik kartları ise Legacy diye ayrı bir expansion olup sadece Wild'da kullanılmak üzere ayrı bir şey deniyor. Yani oyunda klasik ve basic kalmayacak. Core olacak. Ve neydi adı? Legacy olacak. Core ise, Core'un zaten biliyorsunuz analizini yaptık. Core'da standarttan, basic'den bir sürü bildiğimiz kart var. Bir kısmı bufflanmış, düzeltilmiş. Ve bir de diğer expansion'dan toparlanmış kartlar var. Onları da büyük ihtimalle tutarlık açısından arkadaşlar eski expansion'dan ayıracaklar. Yani mesela atıyorum Journey to Angora'dan kart mı almışlar Core'a? O herhalde artık Journey to Angora kartı olmayacak. Yani aynı anda iki expansion'a dahil olması tuhaf olur diye düşünüyorum. Herhalde öyle yapmazlar. Dolayısıyla bu değişiklikler bunlar. Bir de biliyorsunuz bir yandan Forged in the Barrens kartları da açıklanmaya başladı. Onlar için de ayrı bir videomuz olacak. Forged in the Barrens kartlarını incelediğimiz. Oradan takip edebilirsiniz. Görüşürüz.